Türkiye'de işte şöyleyiz, böyleyiz ama hiç gereksiz. Gerek de yok. Yani Türkiye gerçekten de çok geride, çok geride. Allah yardımcımız olsun. Palavradan başka bir şey yok memleketimizde. Hayır hayır hayır, sarılma yok, öpüşme yok. Geriden duracaksınız. Ondan sonra anneme dedim kimseye sarılma, kimseyle öpüşmeyeceksin. Peki ben şimdi çocuklarım var gidiyor çalışıyor, torunlarım var geliyorlar. Yani 65 yaşım üstü, 65 yaşım üstü diyorlar. Onlar içeri kapatıyorlar, diğerlerini bırakıyor. Onlar da eve geliyor, gelecek mecburen. Niye? Yani doğru dürüst bir önlem alınmıyor. Şimdi insanlara maske takmayı biraz oyuncak zannediyor. Bu oyuncak değil. Takacaksın. Karşı taraftan da koruyacaksın, kendini de koruyacaksın. Koronavirüsün nasıl bulaştığını biliyor musunuz? Evet, yakın temastan. Zaten sürekli güncel haberleri takip ettiğimiz için biliyoruz. Birçok yolu var aslında ama tabii ki de biz bunları önlem almamız lazım. Birçok iddia var bunun hakkında da. Tam ben de emin değilim ama bu Wuhan şehrinde daha önceden bir virüs çıktığına dair bir belge görmüştüm internet üzerinde. Elle hava yoluyla bulaştığını biliyorum. Elle bulaşıyor, solunum yoluyla. Temasla. İşte insandan insana hava yoluyla, temas yoluyla veya işte dokunmalı falan öyle şey. Nefes yoluyla, hava yoluyla, temasla. Çin'den geldiğini biliyor. Çin'den geldiğini biliyor. İşte, ne bileyim, mikrop. Genelde temasla bulaşıyor. Normal. Yakın çevir, kalabalıkta bulaşıyor. Nefes yoluyla işte şöyle dokunmak falan. Öyle hani temizliğe dikkat etmemiz gerek. Koronavirüs dikkatsizlik yüzünden temizliğe bakmadıkları için nefes alma şeklinde insanlar birbirine karşı çok yaklaşım yapıyorlar. Temizlik en sonunda yani. En öncesi de en sonunda. Temizliğe dikkat etmek gerekiyor. Mutlaka. Nasıl bulaştığını daha herhalde uzmanlar da çözemedi bu işi. Havadan mı, sudan mı, rüzgardan mı bilemiyoruz. Bir bilgim yok yani nasıl bulaşıyor. Siz... Düşüncem olarak tedbirsizlik. Tahri ben biliyorum evet. Nasıl? İnsanlardan, havadan, sudan bir şekilde bulaşıyor. Öyle bir şey yok. Safsata Türkiye'de Yahudilerin oyununa geliyor bu kadar. Hastalık vakaları falan sizce yalan mı? Hastalık vakaları doğrudur. Bir yerlerde bir pislik yaptılar. Çin, Amerika. İhtiyarları yok etmek için. Ben Almanya'dan geliyorum. Almanya'daki durum şu anda buradan çok üstün. Biz orada hep kandırılıyoruz yani. Biz Türkiye'de işte şöyleyiz, böyleyiz ama hiç gereksiz. Gerek de yok. Yani Türkiye gerçekten de çok geride, çok geride. Allah yardımcımız olsun. Palavradan başka bir şey yok memleketimizde. Yok, bilmiyorum canım. Bilmiyorum. Yani kendimizi korumaya çalışıyoruz. Ben şimdi hastanedeyim. Ben İstanbul'da oturuyorum. Burada yaşlı annem var. Akşam misafir geliyor. Annem tabii 92 yaşında. Hayır hayır hayır, sarılma yok. Öpüşme yok. Geriden duracaksınız. Ondan sonra anneme diyorum kimseye sarılma. Kimseyle öpüşmeyeceksin. Vallahi koronavirüsü mesafeye, sosyal mesafeye uyulmuyor. Yakın maske kullanılmıyor. Bu yani. Nefes yoluyla biliyoruz. Nefes yoluyla. Nefesten bulaşıyor. İnsandan insana nefes bulaşıyor. Nefes alıp vermekle alakalı herhalde. Ondan sonra yakın temas. Ne bileyim yerim. Yani her türlü yani 10-15 şeyden yani bulaşıyor. Bunları hijyenik olup olmamakla yani alakalı. Allah yani öyle biliyoruz. Sağlık versin. Ne bileyim ben bu işleri çok yaşadık yerim. Diyorum da ben gurbeti çok gezdim. Bursa, Denizli, Ege tarafını tüm gezdim yani. Ama emekli olalı 22 sene oldu. Gari bağdan bir yere gitmiyorum. Bağa gidiyorum orada yatıyorum. Bağa gidiyorum kimseyi görmüyorum. İki tane de tavuk var onlara bakıyorum. Çin'den geldi diye haberlerde duyduk ama o şekilde yani bizim bilgimiz. Başka bir bilgimiz yok. Evet. Nasıl? Nefes yoluyla, havadaki damlacıklarla nefesten çıkan. Hayır bilmiyoruz. Evet. Nasıl? Herkes biliyor artık. Solunum yoluyla. Solunum yoluyla bulaşıyor. Tam bilmiyorum. Ama şeyden hava yoluyla
diyebiliyorum. Nefeste bulaştığını biliyorum. Öksürük, hapşırık. Kendimizi dezenfekte etmemiz lazım. Sosyal elimizden geldiği kadar toplu ortamlara girmemiz gerekiyor. Öyle. Sizce? Bu gidişle çok zor. İnsanlarımız bilinçlendikçe uygulamıyorlar. Mesela bugün duyduğum bir şey, çok üzüldüm. Evi koronadan karantinaya alınıyor ama alışverişe çıkıyor. 14 gün evimdeyim diye. Şimdi çok üzülüyorum. Dondurucular, dolaplarımız, her şeylerimiz dolu. Alışverişe gitmemize hiç gerek yok. Öncelikle kendimizi değil, çevremizi daha çok düşünmemiz gerekiyor. Her konuda. Mesafeye uymalıyız. Onun için ellerimizi yıkamalıyız. Temastan kaçınmalıyız. İş yerlerinde veya parklarda, oturduğumuz kalktığımız yerlerde. Özellikle ulaşım araçlarında. Hijyene dikkat edilmeli. Maske takılmalı. Mesafeli olmalı. Maske, temas yok. Maske takıyoruz. Yakın temastan uzak duruyoruz. Herkes evine kapanmalı ve tüm herkese test yapılmalı. Yani başka bir şekilde çözüm olamaz diye düşünüyorum. Temizliğe fazlasıyla dikkat edilmeli. Maske, eldiven takılması gerekiyor. Özellikle toplu taşımalarda biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor aslında bakarsanız. Ama maalesef toplu taşımalarımızda hiçbir şekilde bir önlem yok. Ya buna aslında dikkat edilmesi gerekiyor şu anda şu durumda. Maskeyi çıkartmayacak, eldiven takacağız. Mümkün olduğunca tokalaşmayacağız. Öpüşmeyeceğiz. Yani kendimize dikkat edeceğiz. İşimiz olmadıkça çarşıya çıkmayacak. Evde kalacağız. Temizliğe dikkat edilmedi. O maske takılmalı, sosyal mesafeyi korumalı. Abla zaten 3 tane şey var, kural var. Aslında 14 tane de, 3 tanesi temel kural. Yani uzak duruyoruz biraz insanlardan. Sarılmamaya, tokalaşmamaya dikkat ediyoruz. Onun dışında da yani bunlar. Da genelde de fazla dikkat edemiyoruz. Çünkü tramvayında kalabalık oluyor. Yan yana mecburiyetten duruyoruz. Tabii bir maske inşallah koruyor yani. Onun dışında başka da dikkat etmiyoruz. Temizliğe dikkat etmemiz gerek. Ellerimizi yıkamamız, mesafeyi korumamız, elimizden geldiği kadar evden çıkmamamız. Temiz olmak gerekiyor. Mutlaka ağız ve diş, göz, kulak, ellerini dikkat etmesi gerekiyor. Yani yürürken bir yere banta oturulduğunda ya da bir yerde mutlaka elini dikkatli temizlik tutması gerekiyor. Göze, ağza, burna sürmemesi gerekiyor. Kurallara riayet edilmeli. Temizlik, maske, mesafe. Onun dışında da başka bir şey bilmiyorum. Maske takmak lazım, tedbir almak lazım. Biz de takıyoruz gördüğünüz gibi. Ama boynunuza takıyorsunuz. Normal zamanlarda ağzıma takıyorum. Önlemler canım, önlem doğru dürüst önlem alınmıyor. Peki ben şimdi çocuklarım var gidiyor çalışıyor, torunlarım var geliyorlar. Yani 65 yaşım üstü, 65 yaşım üstü diyorlar. Onlar içeri kapatıyorlar, diğerlerini bırakıyor. Onlar da eve geliyor, gelecek mecburen. Niye? Yani doğru dürüst bir önlem alınmıyor. Allah sonumuza hayır etsin. Doğru dürüst insanlara bakılmıyor. Şeyler, özenlere gidiyorsun. 12 gün geçince 105 lira tekrar ödüyorsun. Bir ödüyorsun, doktor izine çıkmış, özel hastaneye. Şimdi ilaç alıyorum, o para. Yani aldığımız maaş bir aylık kiraya yetmiyor yavrum. Artık doğru. Gerisini düşünün. Yani Türkiye bitmiş bir durumda. Maske takılması gerekiyor. Sosyal mesafeye uyulmalı. Böyle sokak ortalarında çok yakın dolanılmamalı. Yani kendimizi korumak kendi elimizde yani. Nereye gidersek gidelim 2-3 metre girden duracağım. Ondan sonra Allah korusun yani insanlara yardımcı olacağım. Şimdi insanlar maske takmayı biraz oyuncak zannediyor. Bu oyuncak değil. Takacaksın. Karşı taraftan da koruyacaksın. Kendini de koruyacaksın. Diyelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 14 kural kesinlikle hepsine uyulmalı. Vatandaşlar daha dikkatli olmalı hijyen kurallarına. Ben zaten risk grubundayım. Böbrek hastasıyım. Ona dikkat etmek lazım. Ellerimizi, maskemizi takıyoruz. Az evvel şu anda kokuyorumdur herhalde. Tamamen kolonyalanıyoruz. Sık sık elleri yıkıyoruz. Maskeye dikkat ediyoruz. Mümkün mertebe gördüğünüz gibi mesafeli oturmaya çalışıyoruz. Sabah, akşam kolonya, maske.
Böyle kendimizi koruyoruz. Yani herhangi bir kullandığımız ilaç falan yok.